48 yıllık ömrü gülmekle geçti. Askerde, içtimada, babasının cenazesinde bile güldü. Her yerde, her şeye güldüğü için başına bin türlü olay geldi ama hala gülüyor. Koronanın çaresinin bile gülmek olduğunu söylüyor. Kars'ın gülen adamı geliyor şimdi. Gülen adam, gülen adam. Evde, yolda, iş yerinde duramıyor, her an gülüyor. Ona göre koronanın ilacı bile bu kahkahalar. Bu koronaya karşı gülmek lazım, gülmek. Gülmek onlar vücuduna girsin. Korona çıksın. O, Kars'ın gülen adamı. Kasımcan, 48 yaşında, evli, 6 çocuk babası. Kendini bildi bileli gülüyor. Babam vefat etti, ablam dedi neyi biliyorsun? Ben dedim bana dayanamıyorum, hep gülen. Gülmesen patlarım. Ağlamak nedir bilmiyor. İyi günde de kötü günde de kahkahaları onun için vazgeçilmez. Ailesi, yakınları onun bu haline alışkın. Çok mutluyum. Ne mutlu olmasın? Ya her gün gülüyor zaten. Ona saban diyordum ben. Onlar alışkın ama Kasımcan'ın kahkahaları başına çok iş açtı. Özellikle de askerde. Amcam oğlu bir tane mektup bana göndermişti. Kasım fazla gülme seni diyor. Askerde dayak yedikçe dayak yedim, tayla güldüm yani. Ya o vurdu sen o güldün. Vurdu ben güldüm, o vurdu ben güldüm dedim manyak. Kimine garip gelse de onu tanıyanlar kahkahalarıyla moral buluyor. Bir tane komşumuz var, hastaydı ya beni çağırıyordu diyor Allah aşkına gel bana gül diyor ben dayanamıyorum. Ne neyse olsa ben öleceğim. Gül ben hiç olmasa içim rahat olsun. Hastaları iyileştiriyorsun. Ya, iyileşiyorum güldüğüm zaman iyileşiyorum. Gülen adama göre koronanın da çaresi belli. Bana korona ben hiç içime almıyorum. Aldığım zaman korkuyor. Böyle güldüğün zaman o da kaçıyor bence ya.